İyi sporcu olmanın yolu tüm hayatını spora adamaktan geçer. Sporcu zamanının çoğunu antrenmanlarda geçirir. Sporcuların sergilediği iyi performans, yaptıkları verimli antrenmanlarla doğru orantılıdır. Biz de Pit Stop programı olarak branşlarında isim yapmış başarılı sporcuları konuk ediyoruz. Farklı, yenilikçi antrenman tekniklerini onlarla beraber deniyoruz. Pit Stop'ta haftanın konuğu, oyuncu, sunucu ve B1 pilotu Ümit Erdem. Enerji. Hadi ne yapıyoruz? Spora hazırım şu anda. Isındım galiba. Hoş geldin. Merhaba, nasılsın? İyiyim, sağ ol. Ay, Burcu'cum nasılsın? İyiyim, sağ ol. Ümit'cim sen nasılsın? İyi, ne yapalım? Bu hale nasıl geldi? İşte hep böyle durmadan herhalde. Aynen öyle. Bence de inanılmaz bir enerji var. Evet. Ne Ama yapacağız? Sıkıntılarım da var. Mesela hala buralarımda sıkıntılarım onlar var. Onları inşallah bugün programda halledeceğiz. Çıktığımda böyle dal gibi değil mi? İnşallah. Crossfit mi yapacağız? Evet. Nasıl isterseniz. Ben size uyarım. Sen ne istiyorsan biz onu yapıyoruz. Misafir mi şey yapıyor, evet. Tedarik ediyor misafir, antrenmanı? Aynen öyle, misafir tedarik ediyor. Tamam. Biz de, ben de ayak uydurmaya çalışacağım. Olur. Ne kadar olursa yani. Tamam. Crossfit'i bence gösterelim izleyenlerimiz. Çünkü sen bu hali crossfit sayesinde evet. Geldin. Değil mi? Aşağı yukarı kabataslak bir örnekle gösterebiliriz hani ne yaptığımı. Çünkü aynen. Son bir senedir özellikle insanlar çok soruyor bana. Ama soru biçimleri de değişti artık. Mesela şöyle oluyor. Mesela Instagram hesabıma bir fotoğraf paylaşıyorum. Crossfit salonundayım. Crossfit yazıyor her yerde. Mesela altına şey yazıyor, nasıl zayıfladın? Hani öyle hani şey. Ama belki de bir tek crossfit olamaz diye. Öyle şeyler oluyor. İnsanlar ameliyat olduğumdan şüphelendiler. İşte midemi küçülttüm, bir şey yaptırdım. Kesin bir şey yaptırdı, olamaz falan gibi şeyler. O tamamen buradan açıklayayım tekrar. Doğru. Organik. Organik. Herhangi bir katkı, bıçak vesaire herhangi bir şey yok. Olsa böyle olmazdı zaten. Hala gerçekten Bağcılar esnafı gibi göbeğim var. Yok ya, o kadar değil. İyi yok yani. O tarafın esnafıyla aram iyidir, oradan biliyorum. Ha, bizim tamam, Nedim abiler var. Onun da aynı çok tatlı bir göbeği var. Böyleyim hala ama yapacağım, söz veriyorum. Söz ver, yaza göreceğiz zaten i̇nşallah, ne hale geldin. İnşallah. O zaman ısınarak mı başlıyorsun? Tabii. O zaman. Nereye kullanalım? Crossfit'in öyle bir güzelliği var. Burada da yapabiliriz yani. Şu anda hemen başlayabilir aynen. Miyiz? Tamam. Aynen. Bir ısınalım bence. Ben çünkü yani 35 yaşında bir kadın olarak maşallah, ısınmadan 35 yaptığımda. Maşallah 35 var mısın ya? Ya evet aynen. İşte hep sporla bunlar. Ya, onu ısınalım sonra istediğin tamam. Alanda yapabiliriz. Okey. Yürüyerek ısınalım mı? Yaptırayım mı direkt? Başlıyor muyuz? Koşarak başlıyor musun? Koşalım mı? Biraz koşalım mı? Hadi gel koşalım. Hadi tamam. Koşalım. Evet. Şöyle. Neyle başlıyoruz? Şimdi ben salona gittiğim zaman tabii ki önce ısınma meselesi çok önemli. Çünkü Crossfit'in ısınması farklı mıdır? Yapalım, sen karar ver. Peki. Yani ben mesela şu anda ısınma mı yapıyoruz? Evet, yani? Isınma yapıyoruz tamam, değil mi? Peki. Salona geldim, bugün antrenmanım var. Tamam. Isınma derken öyle değil, üstünü çıkarmayacağız yani. Ben bunu da yapamıyorum. Evet, buyurun. Isınacağım ben diye bu. Şimdi bu hareket yapıyoruz. Bunun adı Samson Stretch. Samson. Bilmeyenler için size de burada spor konusunda ahkam kesiyor gibi oluyor mu? Özür dilerim. Crossfit konusunda gerçekten çok bir şey bilmiyorum. Tamam. İyice artık öne doğru gidecek. O hep derler ya sporda işte acıdığı nokta. Orada tutacağız biraz. Daha dik kollar. Daha kulaklarımızın yanından evet. Kollar da gergin. Oh, diğer bacak. Geldi. Olabilecek en yukarıya tabii siz benden daha çok anladım. Arada yüzüme vurun yani. Ben de spor yapıyor diye seviniyorum. Baksana bacağı tavana koydu. Ama eskiyi unutmayın. Anladım, çok sağ olun.
hafif o çıtırdamaları biliyorum. Kocaman. Evet, parmak uçlarına kalkıyoruz. Kollar böyle en gergin noktaya kadar gidecek. 10 tane bundan yapacağız. Yine en gergin noktaya ulaşmaya çalışıyoruz. Kollar daha gergin. Rica edeceğim. Kırık olmasın. Omuzdaki birleşim yerlerinin acıdığını lütfen hissedelim. Dizleri kırmayacağız. 5 tane lütfen. Hiç doğrulmadan tamamlayıp geri geleceğiz. Şöyle yaptık. Öne attığımız bacağımızın kolunu yanına koyduk. Arka ve ön ayak gergin. Ne? Bunu yaptık. Bitmedi hareket. Devam ettik. Topuğa kalktık. Ön ayak bu şekilde. Ellerimiz iki yanda. Evet. Tam olarak kesiliyoruz. Şimdi diğer ayak. Galiba acıyor çünkü. Daha burada... bir şeye başlamadık. Isındık sadece. Kürek nerede? Kürek şurada, gidelim. Gidelim buyurun. Daha hala başlamadık. Şimdi başlıyoruz evet, ama evet. Artık herhalde değil mi? Evet buyurun. Kürek çekerek. Buyurun. Bu doğru yerde duruyor. Buradan NTV Spor izleyicilerine ben de duyurmuş olayım. Burcu'nun misafir olduğu bugünkü Fit Stop programında... bazı şeylerin ben sizin de vaktinizi çalmamak için kısa tutuyorum. Normalde bir fırt daha uzun olacak. Bilginiz olsun. Buyurun ayaklarınızı teşekkür koyalım ederim. Burcu'nun. Koyayım. Evet. Tamam bence. Buyurun. Tamam, başlıyorum. Tamamdır. Şuradan takip edeceğiz. Tamam. Ben şimdi o zaman bir soru sorayım çekerken. Evet. Neden böyle bir anda kilo verme isteği ve spora... Ha evet. Kilit soru. Başlangıç. Evet. Ben anlatayım sen kürek çekerken. Tamam. Şöyle oldu. Çok kilo almıştım zaten. Daha doğrusu en tap noktamdan biraz düşmüştüm ama hala 120 kilolarda, 120-125 aralığında bir heriftim. İşte biz 2012'de Benzemez Kimse Sana diye bir program yaptık. Seyfi Dursun onun jürisi evet. olduğu. Ben orada yarışmacıydım. Neyse yarışmayı kazandım. Hala şişmanım. Sonra bitti tabii, ben Seyfi abi ziyaretlerim devam ediyor. 2013 senesinde böyle 3. çeyreğinde falan. Yine bir ziyaretim sırasında yine 125 kiloyum falan. Seyfi abiyle oturduk, sohbet muhabbet. Beni uğurladı sağ olsun kapıya kadar. En son tam kapıdan çıkarken de dedi ki... Zayıflamadan gelme bir daha bu eve dedi. Oo. Tam çıkarken koydu ama. Bir de Seyfi Bey'i hepiniz tanıyorsunuz. Şimdi gerçekten o eve girme ihtimalin yok. Hani o kiloyla gidersen belli ki giremeyeceksin. Onun vaadini verdi. Ben böyle falan böyle tam çıkar ayak fena oldu bu falan diye böyle kara kara düşünüyorum. Neyse tabii o şoku atlattım. Bir ay geçti. Ben hala böyle gevşek takılıyorum. Ertan aradı beni. Ertan Balaban sağ olsun. Benim eski arkadaşım ama o zaman tabii crossfit falan meselesi yok. O kendi antrenörlüğünü, kendi sporlarını yapıyor. Neredesin dedi. Dedim Ataşehir'deyim. Tamam dedi, ben de dedi şuradayım buradayım. İşte tarif etti. Gel dedi buraya. Lan bir şey oldu zannettim. Gittim. Ne oldu oğlum diyorum falan. Baktım böyle bir inşaat. Gerçekten inşaat ama. Bir dükkan ve inşaat. Ertan dedim hayırdır oğlum, beni niye inşaata çağırıyorsun? Neyin peşindesin falan diye böyle gülüştük mülüştük. Ondan sonra dedi ki burası crossfit. Box oluyor dedi. Dedim ki crossfit ne hacı abi? Bana böyle şeylerle gelme. Dedi sen bekle, burası bitiyor bir aya konuşacağız. Sonra göbeğime vurdu şöyle. Bunu dedi halledeceğiz artık, o iş bende dedi, merak etme. İyi peki dedim, bunlar dedim herhalde bir tesadüf var, bir işaret yani. Seyfi Bey beni evden kovdu. Sonra Ertan crossfit aradı. Diye bir şeye başlıyorum diye arayın. Dedim ki tamam burada bir iş var. Sonra gerçekten işte bir ay sonra salonun inşaatı bitti. Ondan sonra
Erinç Hoca ile Erinç Taşdemir sağ olsun. Ertan'ı da maçları hazırlayan oranın baş antrenörü. Erinç ile tanıştırdı beni. Dedi ki bu Erinç, bu da Ümit. Bu seni zayıflatacak. Hadi size kolay gelsin dedi gitti. Öyle beni başladı. Attı Erinç'in kucağına. Ben de tamam dedim. Hiç ama bana söz bırakmıyorlar. Ben hiçbir şey konuşamıyorum. Biraz da tabii içime de ateş düşmüş. Zayıflamam lazım. Seyfi abiyi bir daha göremem. Almaz eve. Peki diye başladık. Bu 2013'ün aralığıydı. İşte bazı işten güçten sebeplerden ara verdiğim dönemler oldu ama şeyiz, iyi gidiyoruz. Sonra bu oldu işte. Bu oldu, tamam. Tamamen hikaye bu. Kaç, 28 kalori mi? Bitmiş, tamam, bırak. Sporcu kadın yani, şimdi çocuklar ne yapayım ya? Çektim adaya var. Ben tam hava atacağım bir mecra buldum derken en kralına denk geldik. Yok, o bizi gömüyor. Biraz sonra görürsün şimdi nefese hallerimi. Ben de biraz ısınmama devam edeyim bu arada. Bu hala ısınmanın da bir parçası. Bu ısınmadan antrenmana geçiş aslında. Ha, biraz kardiyo yapıyoruz sanki. Evet, bu biraz daha bize hani... Nasıl çekiyor yalnız? Şöyle rüzgar esiyor. Evet. Hey, bravo. Sen gerçekten gittin bence kürekli bir yere. Yok. Ben öyle böyle boğazda takıldım da sen gerçekten bir yere gittin. Bak, yani. Hemen nabzı fena yapıyor. Hiç başlayalım. Düşmüyor mu crossfit tanımız? Düşmüyor. Düşmemesi gerekiyor. Ara vermemek lazım, hadi gel. Vermiyoruz. Şimdi tabii Burcu böyle yok, birazdan beni görürsün falan filan gibi şimdi altyapı yapıyor. Muhtemelen benden hızlı bitirecek antrenmanı. Ben onu anladım. Yok öyle. Ama sorun değil. Ben bu programa bunu göze alarak geldim zaten. Şimdi çok basit, programa uygun ve çabuk bitecek. Kısa tutacağımız yine bir antrenman yapacağız. 3 tane hareket yapacağız. Tamam. Hareketimizden bir tanesi push-up yani şınav. İkincisi squat, çok seviyorsun diye. Çok, bayılırım. Üçüncüsü de box jump. Oo, harika. 10 tane push-up yapacağız şınav. 15 tane squat yapacağız. 20 tane box jump yapacağız. Bunu 3 round yapacağız. 3 tur döneceğiz. Antrenman bitecek. Bitecek. Evet. Hiç durmadan tamam, yapacağız. Tamam, söyleyeceğim. Yapmaya çalışacağız. Hocam, aramızda kalsın. Tamam. Öyle mi? Of ya Burcu ya. Hayır. 2 yapalım bari. Tamam 2. Sen bugün gitmeyeceksin mi spora? Ya boş ver, giderim ben. 2. Tamam. Bir başlayalım da. Sayın seyirciler, şu anda rakam vermiyoruz. Allah ne verdiyse dediğimiz antrenman tipini birazdan yapacağız. 2 de olur, 1 de olur, evet. Bilmiyorum, söz vermedim. 60'a mı seyirci? Bence olur. 3, 2, 1. Nefret edeceğimi hiç düşünmemiştim. Ama her şeyin bir ilki varmışım. Helal olsun yani. Vay be. Evet. Tebrik ederim. Ben de seni tebrik ederim. Sen bundan normalde 3 tur yapıyorsun. Biraz fit stopta olduğumuz için. Fit ve stop olduğu için... Fit'i yaptık, mola. Stop yaptık. Evet. Yine Samson stretch yapacağız. Bütün genç kızlarımızın ve bence orta yaş üstü ne kadar kadın varsa memlekette hepsinin örnek alacağı birisi. Ay çok teşekkür ederim. O yüzden hani oran buram ağrıyor deme.
ağarmayacağını ve iyi olacağını hepimiz biliyoruz. Yapabilir yani? Ben evde mesela sıkıldığımda böyle oturup televizyon izliyorum. Küçüklüğümden beri böyle eve de. Taze fasulye ayıklarken ne yapıyorsun mesela? Mesela bazen bak yemin ediyorum sana Bodrum'da yazın evde pazara gidiyoruz. Geliyorum böyle oturuyorum. Burada torba, burada kova. Ha. Böyle barbunya ayıkladığımı bilirim televizyon izleyip. Anladım. İyi programın sonunda söyledin. Yoksa terk edip gitmek zorunda kalırdım yani. Bu şeylerden sonra. Evet. Son bir hareketimiz kaldı. Şurada yapabiliriz. Bitiyor galiba. Son olarak da şurada şunu yapabiliriz. Yalnız CrossFit'te beni şaşırtan şey ne oldu? Diğer bir sürü şeyi biliyordum ama bu kadar fazla esneme hareketi yapıldığını bilmiyordum. Ben zannediyordum böyle horra başlıyorsun. Değil mi? Paldır küldür. Falan paldır küldür yapılan bir şey. Bence en önemli kısmı ya. Benim de öğrendiğim çünkü ben biraz da ham bir adamdım başlarken. Şimdi insanlar benim bu boy ve bu kiloda çok esnek olmama şaşırıyorlar. Ama bunlar sayesinde. Yoksa ben başka türlü kafamı bir yerlerime değdiremem orada. Yani o gerekiyor. Tamam şimdi stretchimizi yaptık. Evet. CrossFit idmanımız bitti. Bitti. Tamam. Nihayet değil mi? Nihayet. Tamam, Allah'ım bitti. Yaşasın. O zaman şimdi biraz sohbet edeceğiz. Hadi. Böyle alayım oturalım bir yere orada konuşalım. Tamam peki. CrossFit bitti. Allah'ım. Neyse yani yaptım ama düzgün değil mi? Yani bir... Evet bir de ben gerçekten hani daha farklı bir program olacağını düşünüyorum. Hani sen bana bir şeyler yaptırırsın ya da başka şeyler deneriz gibi düşünürken... Hmm. Antrenmanın ortasına düştüm. Biraz teşekkür daha ederim. Daha halen program bitmedi. Onun altını ha, evet, teşekkür ederim. Kırmızı sağ ol. Fosforik kalemle bir çizelim sana. Şeyden başlayacağım. Şimdi evet hani oyunculuk yapıyorsun ama aynı zamanda bir de rally evet. tarafın var. Volkikar'da yarıştın. Hı-hı. Şimdi Volkikar hoş olmayacak. Bu sene ara verdiler evet. Evet deniyor ama başka yani motor sporunda başka yerlerde göreceğiz mi seni? Türkiye Rally Şampiyonası'nı ben devam edeceğim. Orada yarışıyorum zaten. Şu anda sezon değil, Nisan'da başlıyor. Normal otomobilin hazırlık süreci şu anda. Komple bir revizyona giriyor çünkü her sene. Normal yolda kullandığımız otomobillerden farklı özellikleri ve farklı dinamikleri olduğu için ve daha fazla güvenlik odaklı bir şey olduğu için artık dolayısıyla her sene bir revizyon gerekiyor otomobile. Hı. Yani bu otomobilin eskimesi, yıpranması veya sizin ne kadar kaza yaptığınızla ilgili değil. Gerçekten yapmak gerektiği için riske atacak bir şeyiniz yok. Çünkü yüksek süratlerde bir tarafı 40 metre uçurum olan dağ yollarında filan etaplar geçiliyor. Tehlikeli bir spor. Görüntüsü tehlikeli bence. Çünkü sebebi şu, ben Volkikar'ı da sayarsak toplamda galiba 3 kez takla attım. 3 farklı yarışta. Hatta NTV Spor'da canlı yayınlanıyordu o. Bir de start anında attım taklayı. Şu anda görüntüsü muhtemelen dönüyor olabilir. Atıyor şu an. Evet şu an şurada takla atıyorum. Aslında tabii manzara korkunç. Fotoğraf korkunç, video korkunç, her şey korkunç. Ama bir o kadar da aslında bu işin ne kadar güvenli olduğunu anlatan şeyler onlar. Sen oradan çıkıyorsun. Yani içinden. Siz gerçekten kalkıp işe giderken işte Boğaz Köprüsü'nü geçtikten sonra 2,5 takla atarsanız muhtemelen bir yerinize bir şey olur. Sokakta kullandığınız aynen. otomobille. Ama işte çıkıp içinden anneme telefon açabildim ben. Hatta annem de çok sever. İlk başta çok korkuyordu haklı olarak. Anne yüreği yani şimdi... kim ister ki oğlunun bir arabayla takla atması? Kimse istemez. Annem bu işe çok karşıydı. Ya oğlum işte bak hevesini al bırak bilmem ne filan. Tamam anne dedim ben. Sonra ilk başladığımda Kocaeli'de annemler Kocaeli'de oturuyor. Kocaeli'de bir antrenman yapıyoruz. İşte federasyon tarafından yollar kapatıldı. Bütün güvenlik önlemleri, ambulansımız her şey hazır. Kurallar dahilinde test yapıyoruz. Annemi çağırdım ben babamla beraber. Dedim ki ya gelin. Şu arabanın içine şöyle bir kafanızı eğip bakın. En azından annem görsün güvenlik donanımlarını ki biraz içine su serpeyim. Niyetim o. Peki geldiler. Annem baktı. Baktı bir daha. Biraz daha soktu kafasını. Binebiliyor muyuz dedi. Dedim ki anneme hemen kaskını getirin. Hemen bağlayın annemi. Biz çıkacağız teste annemle. Annemi bindirdim arabaya. Başladık gitmeye. Gerçekten böyle sol tarafımız işte 40-50 metre uçurum. Toprak bir yol. Böyle gidiyoruz. İşte interkomla da birbirimize bağlıyız, duyuyoruz birbirimizi. Annemden bir kahkaha geldi falan diye. Dedim ki herhalde kadının siniri bozuldu, adrenalinden gidersin ya. Ben öyle bir şey düşündüm. Anne falan iyi misin falan. Ha 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 şahaneymiş diye bir ses geldi. Biz gidiyoruz o sırada gazlıyoruz falan. Gittik bir 2 kilometre döndük falan.
Sonra tabii işte babam da bindi, babamın da sesi geliyor. Biz dönüyoruz bir yerden böyle işte maşallah maşallah diye yandan babamın sesi geliyor. Allah, dedim ki fazla adrenalin, beni dedim akşam kesecekler. Biz neyse takım olarak yaptık antrenmanımızı, bitirdik, anneme yemeğe gittik. Anne yemeği yiyeceğiz. Ben sofraya oturdum. Annemi kesiyorum yani. Şimdi geliyor gidiyor, işte çorba getiriyor. Bir şey diyecek diye bekliyorum. Gireceğim konuya, doğru zamanı kolluyorum. Anne dedim, nasıldı bugün, nasıl geçti filan. Çünkü dedim ki adrenalinden fena siniri bozuldu. Akşam evde sakinleyince ben dedim fena bir fırça bekliyor. Ben emekliyim artık oğlum dedi. Beni her antrenmana, her yarışa götür dedi. Oyunculuğa başlaman ve oyuncu olacağım demen nasıl oldu? Onda da herhalde ailen destek verdi. Evet, onda da şöyle oldu. Ben tabii klasik dersleri kötü olan, işte yaramaz bir herifim okulda. Hiç tutulacak bir tarafım yok. Ama okulun ne kadar sosyal etkinliği, işte tiyatro neden etkinliği varsa... Neden oyuncular hep böyle oluyor? Hep onlarda ön plandayım. Belki derslerden kaytarmak için kullandık o zaman, bilmiyorum. Onlarda çok başarılıyım ama. Sonra Türkçe öğretmenim bir gün annemi çağırdı. Annem de ilkokul öğretmenidir bu arada. Ya hocam dedi, bir okula dedi uğrar mısınız filan diye çağırdı. Annem geldi, ne oldu hocam, hayırdır filan. Dedi ki yani özetle şu, bu heriften bir halt olmaz. Özeti buydu konuşmanın. Ama böyle böyle bir durum var, tiyatro filan vesaire, bir yere verin. Hani bari tutturabildiği, yaptığı bir şeyi yapsın. Bak ama cümlede bari var, bari dediği şey tiyatro. Şimdi normal şartlarda bir anne bundan... üzüntü duyar. İşte oğul, bir de meslektaşı böyle şeyler söylüyor. İyice annemin yıkılması lazım. Annem güle oynaya çıktı okuldan. Ben gene anlıyorum. Aynı bu yarış meselesi gibi. Annemi algılayamıyorum yani. Meğerse şöyle bir durum varmış. Annem öğrenciyken tiyatro koluna girmek istemiş. Ve annem yeteneksiz olduğu için almamışlar. Aha, ben yapamadım, oğlum evet, yapacak tamamen diye. O duygu. Annem diyor ki, ulan ben yapamadım, galiba oğlan yapacak diye beni koştura koştura şeye, Kocaeli Şehir Tiyatrosu'na, tiyatro okulunun sınavlarına sokuldum ben apar topar. Sınavı geçtim ve İzmit, o zaman Büyükşehir Belediyesi, İzmit Şehir Tiyatrosu'nun tiyatro okulunda başlayan bir şey bu 98 senesinde. Bizi 2002'de aldılar, Fransa'ya turneye götürdüler. Ben oyunlarda oynuyorum, işte Barış Falay mesela oyun yönetiyor. Ben onun oyununda oynuyorum işte. Rol arkadaşım Tardu Flordum falan. Küçüğüm ben, onların yanında yetiştim yani. O kadar emekleri var ki üzerimde. Genç yaşta hem bir iş disiplinine girmiş oluyorsunuz hem bir meslek öğreniyorsunuz. Sonrasında konservatuarı kazandım. Zaten ilk setim Hayat Bilgisi Perran Kutman gibi bir insanın önünde bir şey icra etmeye çalışıp ondan artık ne kaparsan gibi bir durumun ortasındayım. Müthiş bir şey. Çok kısmetli adamım o yüzden. Çünkü ben bugün belki bugüne kadar öğrendiklerimin %50'sini daha böyle ilk 3 senede hemen Perran Hanım sayesinde, hani iş ne demek, iş ahlakı ne demek, oyunculuk ne demek, nasıl hazırlanılır, işte rol arkadaşına nasıl davranılır, set ekibine nasıl davranılır, nasıl bakılır. Ben paket program böyle Perran Hanım'dan 18 yaşında aldık. Hatta onunla ilgili çok konuşuyorum galiçin. Yok, bu bir sorun mu program için bilmiyorum. Bir şey anlatacağım onunla hiç ilgili. İlk gün, ilk sahnem Hayat Bilgisi setinde. Heyecanlıyım tabii ki ve 18 yaşındayım. Kendimce birkaç tiyatro bir şeyler yapmışım ama çok gergin bir ortam. Profesyonel bir şey, kanal bir şey, böyle bir dünyaya giriyorum. İlk sahnem de şu, ben orada Var mısın Arif diye bir rol oynuyordum. İddiaya giriyordum sürekli. İşte ben karşı sınıfta bir iddia üzerine öğretmenden geç giriyorum sınıfa. Hikaye bu. Perran Hanım sınıfa girmiş. Ben ondan sonra giriyorum. Özür dilerim hocam diyorum. Hoca camide diyor, geç yerine diyor. Fırçalıyor, gönderiyor. Sahne bu kadarcık bir sahne. Hoca camide çok iyi. Bak bu kadarcık bir sahne ama. Bunun ezberi hemen yapıldı, bilmem ne şöyle yapacağız. Yönetmen anlattı, tam çekiyoruz. Kapıdan giriyorum. Senin durduğun yerde Perran Hanım ayakta duruyor. Onun o halini hatırlıyorsun. Kapattım. Gireceğim, özür dilerim hocam diyeceğim ya, bak böyle. Kapattım. Hiçbir şekilde konuşamıyorum. Şurası açılmıyor. Ya özür dilerim hocam diyemez misin abi? Dersin, bak çok gitti, felç geldi bana. Böyle bakıyorum. Perran Hanım'ın gözlerinden anladım, gülmeye başladı. Böyle yaptı, hadi bir daha der gibi. Kestik bir daha. 11 kez. Şaka. Abi söyleyemiyorum. Olmuyor, özür dilerim hocamı diyemiyorum yani. Bütün ekip gülmeye başladı artık. Yok dedim, özür dilerim diyemiyorum yani. Çünkü gerçekten Perran Hanım öyle bir bakıyor ki. Gerçekten Afet Hoca var karşında. Ve gerçekten sen ister istemez Arif oluyorsun. Öğretmenden özür diliyorsun orada yani gerçekten. Şu kettlebell var ya. Perran Hanım ona böyle iki cümle bir şey söylesin, o konuşur. Öyle bakıyor. Hani şuradan böyle özür dilerim hocam der birazdan. Hani gerçekten öyle bakan bir kadın. Ben böyleyim ama. Gitti. Böyle titreme geldi bana. Yani ilk böyle başladım. Ya bir şey öğrenmemem mümkün mü o sette yani? 137 bölüm, 3,5 sene.
Çok şükür, iyi ki de öyle başlamışım. Çok büyük emekleri var üzerimde hepsinin. O yüzden işte bugün bir şeyler yapabiliyorsam onlar sayesindedir. Böyle de devam etmeye çalışıyorum. Öğrendiğimi hep tatbik etmeye çalışarak geçiyor. Böyle hedef, şunu oynamak isterim, şunu yapmak isterim dediğim bir bu şey var mı oyunculukta? Bu bizim mesleğin hep... Klasik şeyi, sorusudur. Yok, klasik cevabıdır aslında. Komedi oynayan adam dram oynamak ister. Dram oynayan adam komedi oynamak ister. Hep insan yapmadığını, kendinde olmayanı ister ya. Benim de öyle bir şeyim var tabii ki. Ben de hani... Çünkü insan o tarafını da merak ediyor. Öyle bir psikolojiye sokuluyorsunuz ki yıllarca benzer kategoride oynayarak acaba onu becerebilecek miyim sorgusu başlıyor. Bunun için bir imkan ve alan olmadıkça hep öncü olduğunuz veya sizden o şekilde beklentinin olduğu bir alanda çalıştığınız sürece onu hiç hayal edememeye başlıyorsunuz. Ya diyorum ki ben acaba dram lan oynarsın tabii senin işin bu aslında sana ne verilirse onu oynamakla yükümlüsün ama insan kendini sorguluyor. Ha, acaba ben... becerebilir miyim? Ama ulan yapabilir hani miyim? Ama sende böyle bir enerji var, bir böyle eğlenceli bir yapım var. Komedi tarafı daha çok gelişti. Daha fazla evet. Ama yani tabii ki oynarsın. İsterim. Öyle. Mutlaka deneyeceğim. Ufak ufak şeylerim oluyor. Bazen ben mesela şeyi falan çok severim. Mesela öğrenci filminde oynamayı severim. Bazen bitirme ödevleri. 3-5 dakikalık kısa filmlerde öyle eş dost şey yaptığı zaman evet. Gidiyorum. Mutlaka ben çünkü kendimi de deneme fırsatım oluyor. Değişik şeyler deniyorlar. Hoşuma gidiyor. O yüzden ama hani hedef dersen evet onu yapmak bir gün var. Ama ben sunuculuk tarafımı da çok geliştirmek istiyorum. Sunuculuk bambaşka bir dinamik çünkü. Hiç oyunculukla ilgisi yok. Özellikle de canlı yayınsa yönetmeniz ve kollamanız gereken çok fazla tabii. Şey var. O yönde kafamı da geliştirmeye çalışıyorum. Seyfi abiden mesela o anlamda çok şey öğrendim. Seyfi Dursunoğlu mesela o krizi müthiş yöneten bir adam. Yani o kadar bir de iyi isimlerle çalışmışım ki hakikaten kısmetli evet, adamım. Bayağı... Yani herkesten yani o işin en üst noktası kimse ben onun yanındayım hemen. Hemen onun sağ kolu olmuşum bir şekilde. İyisi. Seyfi abi de çok destekliyor sağ olsun. O başta mesela hiç sevmedi beni kendisi anlattı. İlk benzemez kimse sana da ben cevap verdim ona şaka yaptım. Aa, hatırlıyorum ben onu. O bana bir ay çok yaşa. bir ay sonra falan şey dedi. Hiç dedi hoşlanmadım senden başta. Çünkü Seyfi abiye 50 yıldır cevap veren yok. Ben şimdi bir şey yapınca belki haddimi aşarak ama o kadar iyi anladı ki beni. Şey demişti bana, sen bunu çok doğru şekilde, doğru yerde, doğru zamanlamayla ve çok büyük bir böyle ahlak çerçevesi içinde yapıyorsun dedi. Bunu çok az insan yapar dedi. O yüzden o baştaki olumsuz bakışım sana tamamen bir sevgiye dönüştü dedi. Ellerinden öpüyorum buradan. Hepsinin bana emeği geçen bütün ustalarımı buradan ellerinden öpüyorum. Seyfi Dursunoğlu, Perran Kutman, Haluk Bilginer 12 bölüm bir beraber dizi çekme fırsatımız oldu. Yani o kadar insanın şeyi var ki. Saydığın isimler zaten muhteşem ya, gerçekten yani. Çok iyi bir CV'm var o yüzden çok mutluyum mesleğimden, kariyerimden. İşte böyle kendimce de onun dışında eğlencelerim var. Crossfit yapmak gibi, işte otomobil yarışı yapmak gibi. Öyle bir durum. Şimdi hatta bizim muhtemelen bu programın yayınlandığı sırada ben İsveç'te olacağım. Orada bir buz üstünde eğitime gidiyorum. Buz üstünde, yani donmuş göl üzerinde bir araç kullanma eğitimine gidiyorum. Çok eğlenceli aynen. Olsa gerek. Çünkü Volkan abiyle bir sürü şey yaptım. Asfalt ve toprak konusunda, İtalya'da asfalt konusunda yaptım. Buzu da katarsam, evet iyi olacak benim için. Süper. Öyle bir şeye gidiyorum şimdi 5 günlük. İyi eğlenceler diliyorum. Bayağı iyi gerçekten bir şey olacak. Güzel evet. Olacak onun da heyecanı var şu an üzerimde yani. Böyle o günü çekiyorum falan yani. O zaman daha fazla tutmayalım sen git. Estağfurullah. Şimdi... Ben çok konuştum özür dilerim gerçekten. Ben bir başlattı beni. Kaldı. Çenem düştü kusura bakmayın yani burada spor yapınca üstüne bir işte yağ yakalım diye biraz konuştuk. Evet çok iyi oldu ama. Çok teşekkür ediyoruz bizi kırmadın geldin. Gerçekten evet. Ayağına sağlık. Bir günde ben bekliyorum karşıya salona diye. Crossfit'e, harbi crossfit yapmaya ama. Gitmem. Gerçekten gelir, gitmeyeceğim. Gelir. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür başarılar ederim. Diliyoruz. Bence yaptığın her işi hakkıyla yapan insanlardan birisin. Teşekkür umarım istediğin her hedefe de en kısa zamanda ulaşırsın. Teşekkür ederim. Tekrar bekliyoruz. Hoşça kalın. Bye bye.